Paris'e Arzu Çakır'a bağlanacağız önce. Savunma Bakanı Carter bugün bir basın toplantısı düzenledi. Terörle mücadele öncelikli gündemiydi açıklamalarının. Mehmet Toroğlu özetleyecek birazdan. Evet, önce Arzu Çakır'a soruyoruz. Fransa ve Belçika'da durum nedir? Yeni tutuklamalar, soruşturmada gelinen nokta ne oldu? Son açıklamalar ne yöndeydi? Hülya Palat, soruşturma oldukça hızlı ilerliyor. Zira Brüksel ve Fransa arasında, Belçika ve Fransa arasında çok ciddi bir rezo, çok ciddi bir ağ ortaya çıkarıldı. Dün ve bugün, dün akşam Paris'te önce Boulogne-Billancourt mahallesinde bir kişi yakalandı. Bu kişinin yakalanmasının ardından bir eve, Paris'in belki de Molenbeek mahallesi diyebileceğimiz bir eve bir operasyon düzenlendi ve burada çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Kalaşnikov ele geçirildi. TTMP adı verilen ve bu 13 Kasım ve Brüksel saldırılarında kullanılan bir bomba, kolay yapılabilen bir bomba, patlayıcı madde ele geçirdi. Dolayısıyla bütün eylemlerin hazırlayıcılarının kullandığı aynı yöntem olduğu ortaya çıktı. Brüksel ve Paris arasında çok ciddi bir bağlantı olduğu ve aynı ekip tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Redar Kriket adındaki kişi, dün yakalanan Redar Kriket adındaki 32 yaşındaki kişinin daha önce Ebayud'la birlikte, yani Paris saldırılarını yapan kişiyle birlikte 2015 yılında Brüksel'de gıyabında yargılandıkları, kişi de eleman göndermekten ve para yardımı yapmaktan, gıyaplarında 10'ar yıl hapis cezasıyla yargılandıkları ve kırmızı bültenle arandıkları da ortaya çıktı. Yani giderek şebeke netleşiyor. Verdiye çetesi adı verilen, Molenbeek'te bulunan Verdiye çetesi adı verilen 16 kişilik bir şebekeden söz ediliyor. Bu şebekenin başında Halit Zerhani adında bir isimden söz ediliyor ve giderek bunlara ulaşmaya çalışıyorum. Bu çerçevede bugün Starbeck'te bir operasyon yapıldı. Son derece etkin bir operasyondu. Oldukça fazla sayıda güvenlik gücü Starbeck'te bir binaya girdi. İki kez patlama yaşandı, bir kez silah sesi duyuldu. Ve bir kişi gene dizinden vurularak yakalandı, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Cumhurbaşkanı François Hollande bir açıklama yaptı. François Hollande çok ciddi bir, çok büyük bir şebekeyi ortaya çıkardık ama bundan başka şebekeler de vardır diyerek bir taraftan umutlu bir açıklama yaptı ama bir taraftan da umutsuz bir cümle kurdu. Hala Brüksel ve Paris sokaklarında cirit atan şebekelerden söz ediliyor. Pandora'nın kutusu açıldı. Pek çok evde ciddi boyutlarda mühimmat ele geçiriliyor. Kalaşnikov silahları, bomba yapımı için kullanılan patlayıcılar ele geçiriliyor. Dolayısıyla kabus devam ediyor diyebiliriz. Fakat bir taraftan da alınan önlemler de devam ediyor. İlerleyen belki saatlerde yeniden bu Brüksel çetesine yönelik operasyonlar sürecek. Zira zincirleme gidiyor. Yakalanan her kişiden alınan ifadelerle yeni ifadeler gündeme geliyor. Salah Abdeselam, biliyorsunuz, Brüksel'de gözaltında. Son olarak onunla ilgili bir iki gelişme aktaralım. Verdiği iki saat boyunca ifade verdi. Fakat Brüksel saldırılarından sonra artık Salah Abdeselam sustu. Çünkü artık, dün de söylemiştik, artık iki ayrı saldırının sorumluluğu omzunda, yasal sorumluluğu omzunda ve artık konuşmadığı söyleniyor. Fakat zaten dün konuştuğu ilk ifadesi iki saatte de polise çok şey anlatmadı. Anlattığı pek çok şeyin de çelişkili olduğu ortaya çıktı. Soruşturma çok hızlı ilerliyor. Tabii gelişmeleri, soruşturmadan çıkan sonuçları her aşamasında Washington'a aktarmaya devam edeceğiz Hülya Polat.